Dışarıda sadece ekonomi konuşuluyor, biliyor musunuz? Evet. Aslında ama bir yandan da dünya bir dehşet içinde. Son olarak Amerikan Başkan Adayı Trump dünya savaşından söz etmeye başladı. Yani çok ciddi bir tehlike olduğunu söylüyor. Ama biz isterseniz önce İsrail-Lübnan meselesiyle başlayalım. İsrail'in saldırıları. Hatta şimdi de bir Mescid-i Aksa meselesini icat ettiler. Editörüm Melike kızıyor ama ırkçı bir bakan. Melike'ye rağmen söylüyorum bunları. Melike çok kızıyor böyle şeylere. Dedi ki... Prensipli arkadaş. Mescid-i Aksa'da sinagog inşa edilmeli. Hani aslında Müslüman dünyasının en büyük kutsallarından bir tanesi Mescid-i Aksa. Ne dersiniz? İsrail ne yapmaya çalışıyor? Yani bir yandan Lübnan'a saldırılar devam ediyor. Hizbullah hedefleri. Hizbullah'a da benzer saldırıları var. Nasıl görüyorsunuz son durumu? Şimdi burada tabii çok karışık bir durum ama inisiyatif İsrail'de. İsrail suikast yapıyor veya saldırıyor belli yere ama kendisi de bunu kabul etmiyor. Yani ben yaptım, ettim demiyor. Vuruyor bir şekilde karadan veya havadan ve bekliyor. Karşı taraf reaksiyon gösterdiği anda, misilleme yaptığı anda da bu sefer saldırılmış ülke pozisyonuna geçiyor. Ve etrafına da öyle güzel bunu işliyor ki psikolojik anlamda da. İşte Amerika Birleşik Devletleri mesela çok ciddi şekilde yığınaklanma yaptı. Üç uçak gemisi ve görev grubu, yani 10 taneden fazla destroyer var. Bunlar hava savunma imkanı ve kabiliyetini takviye ediyor İsrail'in. Aynı zamanda gerektiğine saldırabiliyor. F-22'leri belki birazdan varsa Melike bizi hazırladıysa evet, onları gösterebiliriz. Uçaklarını getirdi ve dün akşam İran'ın biz de saldıracağız. Bu şeyin Haniye'nin cevabı değil lafın üzerine evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin Savunma Bakanlığı'ndan veya kongre, tam onu yanlış söylemeyeyim, hı, şimdi sadece bir şey yayınlandı. F-22 gece uçuyor. Bir fotoğraf. Hı hı. Hiç altında falan bir şey yok. Hani yorum. O görüntüler geliyor size. Evet, evet çok güzel. Evet. Şimdi bu çok ilginç. Yani şöyle çok ilginç. Yani diyor ki Amerika Birleşik Devletleri, bak diyor İran diyor, sen diyor İsrail'e bir onu söyleyeyim politika gereği saldırırsan ben hemen sana gereğini yaparım diyor. Şimdi bakın şu andaki gösterilen uçak F-18 Growler dedikleri. Şu an F-22. Bu biraz önce söyledim. Altındaki o evet, stealth özelliği hiç içine koyuyor muyum? Bakın yine F-22. Bu uçakları getirdi. Bu uçaklardan 184 tane var Amerika Birleşik Devletleri'nde. 500 bin falan yapacak da çok maliyetli olduğu için 1997'de ilk uçuşunu yapıyor. Ve üretim bağından çıktıktan sonra 384 tane, 5 tane de model şeyi var. Yani 200'e yakın yapılıyor. Birkaç tanesi bu Katrina Matrina kasırgalarda gitti arada. Ama sonuçta dünyaya satmadığı çok önemli uçak. F-35'ten menzili daha uzun, süreti daha fazla. Bunu şunun için Katar gibi yerleri yığınaklandırdı. Yani İran, balistik füze gibi, seyir füzesi gibi İsrail'in canını yakacak bir şeye dokunduğu anda veya dokunmadan önce preemptive strike gibi çok ciddi. Bunlar Ukrayna konuşurken, bu Amerika evet, hazırlığı araçlı kursu konuşurken bunları şu anda ekranda görenleri söyleyeceğiz. Şimdi demek ki o özet şu: İsrail inisiyatif onda vuruyor ve karşılığında gelen reaksiyona karşı da hazırlıklarını yapıyor. Bakın Gazze saldırısı. Ama şöyle de bir şey yok mu? Yani Blinken'ın açıklamalarına bakıyoruz. Beyaz Saray sözcülerinin açıklamalarına bakıyoruz. Artık İsrail'in durması lazım. Artık ateşkesin olması lazım deniyor. Kahire'de görüşmeler var. Sonuçsuz. Yani diplomasi dur diyor. İşte ekrana getirdiğiniz uçaklar konuşlanıyor. Vallahi şimdi ben Blinken tabii öyle diyor ama İsrail'e indiğinde de ben buraya bir Yahudi olarak geldim diyor. Evet. Hangisine inanacağız bilmiyorum. Yani Amerikan Dışişleri Bakanlığı Amerika açısından mı bakıyor, İsrail açısından mı bakıyor bilmiyorum. Onu kendisi daha iyi bilir. Ama şuna bakmak lazım. Ortada bir ateşkes var mı? Yok. 7 Ekim saldırısının, Gazze'de bu Hamas'ın yaptığı 7 Ekim saldırısının istihbaratının İsrail tarafından alındığına dair evet, çok sayıda emare var. Mesela New York Times'ta bunun bir yıl önceden bildirildiğini ben yabancı şeylerde gördüm. Bakın yani New York Times'ta evet, bunun yayınlandığını hemen şimdi açıyorum. Bakın ne zaman yayınlanmış. Evet, New York Times, İsrail Hamas saldırısını bir yıl önceden biliyordu. Evet. Şimdi bu
ve saldırıdan hemen önce de üç taburunu önemli bir şey. Tugay, hudut taburunu. Evet. Batı Şeria'ya çekiyor. Yani iyi saldır diyor. Rahat saldır diyor. Ki bir infial oluşsun. Bu infial sonucunda da geçenlerde Asya İstihbarat Teşkilatı açıkladı. Bizde de şu kadar ölüm olacağını saldırılımı da belirtti. Bunun karşılığında Gazze'yi dümdüz etti. Ve Gazze'deki insanları yavaş yavaş, bakın şu an Gazze'de altyapı yok, su yok, kanalizasyon yok, konut yok, doğru dürüst yıkılmayan tabii, çok az var. Dolayısıyla bunlar insanlar sıkıştırılmış bir yere. Bir oraya gidiyor, oraya gidiyor. Oralar bombalanıyor. Hastaneler, okullar, dün yine çocuklar öldürdüler. 7 Ekim saldırısı olmasaydı bu yapılabilir miydi? Yani yapılması gene yanlış anlaşım olmasın da. 7 Ekim saldırısını arkasına alan bir İsrail. İşte o yüzden göz yumdu bölümü, bu ileride çıkacaktır ortaya. Evet. Şimdi hal böyleyken İsrail, bu biraz önce söylediğiniz Mescid-i Aksa yıkılmasıyla evet. ilgili, bakın Ukrayna'daki Zelenski'nin patronlarıdır bu, onu şey yapan, önemli hareket eden Komonoskiler'dir. Onlar da hep şeyi fonlarlar. Mescid-i Aksa'nın altındaki arkeolojik kazılar, tırnak içinde. Evet. Kazı, arkeolojik kazının amacı şu. Yani bunların inancına göre orası yıkılacak. İşte Süleyman Tapınağı mabedi yapılacak. O sinagog dediği aslında o. Biliyorum. Direkt söylemiyor onu da. Siz yani evet. şey yapıyor. Dolayısıyla şimdi bu amaca doğru giden bir İsrail var. Buna ne kadar gider? Yani bu bütün İsrailler de böyle düşünmüyor. İsrail'den barış isteyen, ya bu reyneri alalım, niye biz bu savaşıyoruz diyen bölüm var. Çok ciddi anlamda. Bunlar azınlık ama bunlar önemli bir azınlık. Yani şey azınlığı, savaş isteyen azınlık, önemli bir azınlık ve güçlü bir azınlık. Ve bunlar diyor ki biz diyor safa safa önce Lübnan'ı, sonra Ürdün'ün bir kısmını, sonra Suriye'nin bir kısmını safa safa ara hedeflerle bizim büyümemiz lazım diyor. Şimdi böyle söyleyince insanlar diyor ki ya işte bir hafta geçti, 10 gün geçti, 23 hafta geçti, bir şey olmadı. Ya şimdi öyle bakmayacaksınız. 1917 Balfour Deklarasyonu'ndan sonra bakın. Harika. Yani biraz böyle 100 lira evet. yaydığınız zaman ortaya çıkar. Şimdi benim bu söylediklerimde bu tabii bu hedef illa olacak diye bir şey yok ama plan bu. Plan bu. Planı anlamak lazım. Şimdi buradaki bunu anlarsanız ya bu hedeflerden vazgeçmeyecekler belli. Geçmeyecekler. Etrafına dolayısıyla biz de meselenin içindeyiz. Şimdi aslında işte Suriye'ye gelince biz de etkiliyor. Yani bizim etrafımızdaki PKK, İdlib'deki bu silahlı çeşitli gruplar, Mısır'da bazen böyle ortaya çıkan ufak tefek sıkıntılar. Bunların tamamı, bu Arap Baharı dedikleri Arap İsrail, bunların tamamı İsrail'in etrafının güvenliğini sağlanması için olan konular. Bu net. Yani şimdi bize 2010 yılında Suriye'deki mayınlar temizletildi. Kaldırılıyordu. Ne demişlerdi? Denmişti yani gazetelerde, basında falan filan. Organik tarım. Biraz önce değerli hocamla tabii. üretim falan konuştuk ya. Yani organik tarım yapılacak. Yani Türkiye'de toprak kalmadı. Mayın sahası 970 km ve dar bir alanda böyle onu ve İsrail bir firma kaldıracaktı onu da. Mayını tabii, sonradan infial olunca şeye döndü. Bu kaldıracak. Sonrasında biz bir yıl sonra ne olduğunu anladık. Yani Suriye'de bir iç savaş provası demeyeyim de iç savaşa yönelik bir kışkırtma olduğunu küresel güçler tarafından. O mayınların kaldırılması onun ön aşamasını. Yani biz şöyle. Dolayısıyla herkes elini sallaya sallaya geldi. Tabii ama elini kolu sallaya sallaya. Bize sunulan bölüm neydi? Tabii. Organik tarım. Organik tarım. Demek ki önceden yapılan bir planın safa safa yavaş yavaş gidişatını görüyoruz. Dolayısıyla bizim çok ciddi önlemler almamız lazım. Yani olay sadece Gazze ve Lübnan'la sınırlı değil. Bizi etkileyecek bölümler var. Terörle mücadele açısından olan bölümler var. Bunun Suriye'nin şunu anlaşılması lazım bir kere. Zayıf Suriye İsrail'in büyümesine sebebiyet veriyor. Eğer Suriye güçlü olsaydı 83'te olduğu gibi Lübnan'ı işgal edip bir bölümünü, yani İsrail evet. gireceğine o girip kontrol edip orayı tutabilirdi. Şimdi Türkiye'nin karadan oraya sınır yok. Demek ki İngilizler gibi bu işi Suriye, ama şimdi bize de şöyle bir şey gene yönlendirildi. İşte Esad katil, o bu falan. Tamam da yani şimdi diğer dünyadaki liderlere şöyle baktığınız zaman yabancı ülkelerde, yani hepsi mi demokrat? Hepsi mi çok mükemmel? Yani ben Esad'ı ne savunurum ne şey yaparım. Biliyorum, benim, biliyorum. İnsan olarak benim için hiçbir şey ifade etmez. Ben tam de, mesele oraya gelmişken ben, o zaman burada sorayım. Ben Ankara'dan bakarım. Evet. Ben Türk milleti açısından bakarım. Başka hiçbir taraftan bakmam. Benim bakış evet. açım odur. Burada menfaatim çakıştığı için, eğer menfaatim, ulusal menfaatim şahsi değil, ters olsaydı bu sefer tersini söylerdik. Yani buna evet. bu şekilde bakmak lazım.